Barış Terkoğlu, <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını söylemiş. Artık seçimleri kazandığını söylemiş Barış Terkoğlu. Neydi? Ee, şeyin adını da vereyim size. Anket şirketinin. Bunları not edin. Bunları not edin ki yarın öbürsü gün bir şey olduğunda pat diye yüzlerine çarparım. Allah'ın sana anket. Yani... Bak şimdi diyor ki, çok güzel bir isim vermiş. Diyor ki Erdoğan gitsin partisi. Yani Erdoğan gitsin diyen herkesi bir parti altında birleştirmiş. Ve anket şirketinin adını söyleyeceğim. Yön Eylem diye bir anket şirketi. Tamam mı? Diyor ki, Türkiye nasıl yönetiliyor? %56 kötü yönetiliyor demiş. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli nedir? Oy verir misiniz demiş. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu 46.4 almış, Erdoğan da 41'de kalmış. Muharrem İnce de 9.1 almış diyor. Peki Cumhurbaşkanının ki şeyi seçimi ikinci tura kalacağını söylüyor. Sonra da yapıştırıyor. Aynı e, şey gibi. Bu gezicinin sahibi Murat Gezici demiş diye tur, ikinci tura kalıyor. İkinci turda da Muharrem İnce götürüyor seçimi demişti ya. Burada da diyor ki kararsızlar hariç Kılıçdaroğlu 51.5 Erdoğan 41.9 alıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu zaten emekliye de para veriyor ya hani 15 bin lira. Gel! Uçuyor birden. Nereye? 155'e kadar. <laughs> 55'e çıkıyor. Ya. İnce'nin seçime etkisini anlatmış. Demiş ki İnce'ye oy verenler ikinci turda ne yapacak? %60.7'si... Muharrem İnce'ye oy verenlerin yüzde 60 yokta 7'si ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecekmiş. Meclis hala kritikmiş. Ee, AKP'nin oyu yüzde 35'miş. CHP'nin 27ymiş, 25'ten çıkmış. İYİ Parti 9.5'miş. HDP'nin 9.3. Öyle gidiyormuş. Falan 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 diye... Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmış. Eh, emekli maaşları bedava konutlar haliyle götürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Şimdi bunlar Muharrem İnce'yi bir şekilde punduna getirip teslim olmaya zorluyorlar, baskı yapıyorlar. Aşağılıyorlar, kötü ifadeler kullanıyorlar. Yani e, hain diyorlar, bölücü diyorlar diyorlar da diyorlar. Ama Muharrem İnce de çıkıp kararlı bir şekilde diyor ki "Kardeş ben oyumun rengini belirledim. Siz gelip de o kadar süre içerisinde HDP'nin kapısında e, dilenirken bana geldiniz bir teklifte dahi bulunmadınız." diyor. Dün akşam HaberTürk'te Kemal Kılıçdaroğlu sordular. Kemal Bey, siz Muharrem İnce'ye bir teklifte bulundunuz mu? Evet Kemal Bey buyurun sizi dinliyoruz. Teklif yaptınız mı daha doğrusu ona? E, teklif, Sen, e, teklif, orada değil ama teklif yapıldı. Ne ne ne? Açabilir miyiz? Ben ayrıntıya Açamayız. girmek istemem. Teklif yani e, 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi. Öncesi. Hayır. Öncesi. Affedersin ya. Öncesi de sonrası dahil olmak üzere. Yani işin özeti e, tabi te, tabii teklif yapıldı. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. E, evet yani böyle. Ne teklif yaptınız? Ya madem bir teklif yaptık mesela Muharrem İnce'ye gel Cumhurbaşkanı yardımcısı mı ol dediniz mesela Muharrem İnce'ye gel kardeş sana da bir bakanlık vereceğiz dediniz mi mesela Muharrem İnce'ye hadi beraber aynı listeden girelim yok aramızda bir fark beraber listelere girelim birlikte Türkiye'yi yönetelim mi dediniz şimdi HDP'nin kapısında bak HDP'nin kapısındasınız HDP'ye yalvar yakarsınız. İşte Barış Terkoğlu yazmış. Diyor ki oyu yüzde dokuz nokta bilmem kaça çıktı. Muharrem İnce'yi kapının dış mandalı yaptılar. Partiden ittiler, kovdular, aşağıladılar, hakaret ettiler. İşte külliyeye çıkan CHP'li diye afaroz ettiler. Şeytanlaştırdılar. Sonra baktılar ki aa Muharrem ince farklı bir noktadaymış. Ya ne oluyoruz arkadaş? Şimdi teklif yapıldı mı yapılmadı mı? Muharrem ince diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla partimizi ziyareti sırasında deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk kendisi tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır. Burası anlaşıldı mı? Şimdi dönüyoruz, devam ediyor. Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil, ilkeler etrafında olabileceğini söyledim ilke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti'nin olabileceğini ifade ettim. Katıldığım bir televizyon programında dostlar aracılığıyla bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de iletilmişse de partimizi ziyareti ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır. Bütün kamuoyu gibi bizde bizde de her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesinin kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi olmuşken meselenin yakında yakınından bile geçilmemiştir diyor. Daha sonra kamuoyunda bu konuyla ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adaylar, adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır. Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır. Kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP'deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış bu yola gönül vermiş insanlarla insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil çok öncesinden yapılabilirdi. Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranlarıyla ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem. Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizim Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece bu konuyla ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusunda... Odaklanalım diyor. Şimdi bu açıklamadan sonra e, hemen sonra Fikri Sağlar bir açıklama yaptı. O da burada hemen getirelim. Fikri Sağlar da diyor ki ben gittim görüştüm diyor kendisiyle e, anlattım mevzuları vesaire vesaire. Muharrem İnce de buna cevap veriyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik e, bu başka bir şey galiba. İşte burada şeye cevap veriyor. E, Fikri Sağlar'a da cevap veriyor ve Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesiyle ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmede ise deprem bölge seçim güvenliği ve troller dışında hiçbir konu konuşmadık, görüşmedik diyor. Şimdi abi sen Türkiye yönetme talip olmuş, cumhurbaşkanı olmak istiyorsun. Cumhurbaşkanı olmak isteyen bir kişi, bilmiyorum, Ya yani Muharrem İnce'nin söyledikleri burada. Benim daha önce görüştüğüm birçok CHP'li, yani bu işlerin içerisinde olan kişi, ya boşver Muharrem İnce'yi, hatta Muharrem diye ekranlarda, adamı küçümseyen, aşağılayan ifadeler kullanıldı. Çok ağır şeyler kullanıldı. Şimdi, iş işten geçmiş, ata alan Üsküdar'ı geçmiş, tehlikenin farkına varmışlar, efendim Muharrem İnce böyle, Muharrem İnce böyle. Şimdi ben bu iki şeyi size dinlettim ve soruyorum, acaba kim yalan konuşuyor, kim yalancı? Bunun ortaya çıkması lazım. Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan konuşuyor, bunun netleşmesi lazım. Muharrem İnce diyor ki ben bir daha konuşmayacağım bu konuda.